Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size değişik bir programla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar öğrencilere özel yemek yapma tüylerinden bahsedeceğiz. Bu programımızın adı "Annem çok acıktım" olacak arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bugün öğrenci menümüzde arkadaşlar fırında tavuk var ve ben size bugün annemizin ya da ustaların yaptığı gibi değil de kısaca öğrenciler en kısa zamanda en az masrafla nasıl bu yemeğin altından kalkabilirler onu göstereceğim. Tabii ki de her yemek için bazı malzemelere ihtiyaç duyuyoruz ve bunlara hemencik bakalım. Nane, köfte harcı, pul biber ve kekik. Tabii ki de en çok ihtiyacımız olan şey yani tavuk arkadaşlar. Tabii bununla da bitmiyor. Bunun yanına siz kafanıza göre her şey ekleyebilirsiniz. Örnek misal biz bunu tercih ediyoruz. Marka olarak göstermek istemiyorum. Şöyle yapacağım. Bu elma dilimli patates arkadaşlar. Ve tabii ki de bununla da yetinmiyoruz. Çok sevdiğimiz, Türk milletinin bayıldığı ve bizim de güzelce yediğimiz arkadaşlar turşu. Değil mi? Harika gidiyor. Evet, başka neler ekleyebiliriz? Başka. Evet. Bu da var. Her yerde var değil mi? Ketçap. Acılı bir şekilde acı severlere gelsin bu da. Şöyle şunu da kapatayım markası gözükmesin. Markası gözüksün istiyorsanız şirketler evet gelin sponsor olun. Ondan sonra konuşuruz. Ve tabii ki de her yemeğin olmazsa olmazı tuz ve biber. Bunlar bizim ana malzemelerimiz. Tabii ki de bunların yanına siz ekstra sizin sevebileceğiniz ya da tavukla şunlar daha iyi gider diyebileceğiniz şeyleri de yapabilirsiniz. Ama bizim için bunlar yeterlidir. Evet, karışıma başlayalım. Hemencik neler ekliyoruz? Köfte harcı. Şöyle dökelim. Yani bu sizin eklediğiniz et miktarına göre değişen bir durum. Naneyi de ekliyoruz. Nane cana. Aydın kızı, nane cana. Evet. Sonraki olay pul biber ve kekik tabii ki de. Niye kekik? Kekik çünkü tavuğu çok seviyor ve tavuk da kekiği çok seviyor. Bunlar ayrılmaz ikili. Sevenler biz ayırmayalım. Birleştirelim. Ekliyoruz bunlarda da. Hiç kıskanmadan ekleyin. Çünkü iyi gidiyor yani gerçekten. Pul biber. Pul biber. Biraz pul biber. Tuzumuz. Karabiber. Tabi bu tamamen zevk işi. Karabiber eklemek istemeyenler de olabilir. Pul biber var ne alaka diyebilirsiniz ama biz eklemek istiyoruz. Suyumuzu da alıyoruz. Tabii ki de bunları bir şeyle karışıp ona sıvı haline getirmemiz lazım. Suyu fazla abartmadan tabii ki de. Karıştırıyoruz iyice. Güzel bir kıvama gelmesi lazım. Ne kıvamı derseniz ben de bilmiyorum ama öyle su gibi olmayacak. İsmini bilmiyorum yani. Böyle bir kıvamı olacak bu. Yemeklerini çıplak elle yapın bence bana göre. Çünkü her insanın elinde bir tat vardır ve bu tadı siz yemeklerinizle beraber haşır neşir yaparak, katarak yemeği çok daha tatlı yapabilirsiniz. Her usta aynı malzemeden aynı yemeği yapabilir ama her ustanın yemeği farklı olacaktır. O da şunlardan dolayı. Ama eldiven de takıp yapıyorlar. Yine değişiyor ama o da taktik olayı. Ama ben eli tercih ediyorum. O yüzden başlayalım. Öncelikle tepsiyi yağlayacağız. Yapışmaması için tepsiyi yağlamamız şart. Bunun yanına folyoyu da tercih edebiliriz. Şimdi öğrenci hayatı, folyonun fiyatı da bayağı bir pahalı. Bilenler için, bilmeyenler için söyleyeyim. O yüzden yağ çok daha mantıklı. Bundan sonra böyle tavukları böyle bandırıyorsunuz bununla karışıma. Ve tepsiye şöyle tek tek yerleştiriyorsunuz. Tercihiniz pirzola ve tabii ki de şey olsun, kemiksiz bonfile tavuk olsun. Ama bizim arkadaşlar bonfile diyoruz, kemikli getiriyorlar. O yüzden biz pirzola ve kemikliyi tercih edeceğiz. Kemikli dediğimizde but. But pek iyi değil bence fırında. Siz yine pirzola ve şeyden şaşmayın arkadaşlar. Şöyle her yerine şöyle yetsin güzelce. Bunun yerine siz tabii ki de salça falan da ekleyebilirsiniz. Salça ben eklemek istemediğim için, yoksa salça birazcık kızartacaktır tavuğu fırındayken ve çok daha iyi şey olabilirdi. Ama biz şöyle budumuzu yerleştirelim. Kafanıza göre sırasını yerleştirebilirsiniz. İsterseniz tepsinin içinde sevdiğinizin portresini çizebilirsiniz tavuklardan. İsterseniz manzara yapabilirsiniz. O tamamen sizin zevkinize kalmış bir olay. Evet, bir sonraki detay tabii ki de her öğrencinin sevebileceği fast food olayına geleceğiz. Bunlar önemli bence. Biz seviyoruz vallahi. Şöyle fırına atacağımız için şunları atacağız aralarına. Her yerine sıkıştıracaksınız. Zaten bunlar hazır pişmiş gıdalar olduğu için Hemencik fırında ısınıp pişiverecekler. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Ve tavuğun yanına da güzel bir aroma da vereceğini düşünüyorum. Patateslerimizi tavukların üzerine güzelce yerleştirdik. Ve bunlar birazcık tavuğu gömmüş gibi gözükse de zaten her türlü pişecek. Pişme derecesini de şimdi birazdan söyleyeceğim. Hepsi devam edecek ama reklamlardan sonra. Evet, siz de öğrenci misiniz? Ve evinize yeni mi taşındınız? Eve taşındığınızda hiçbir malzeme evinizde yok muydu? O zaman bu kampanya size gelsin. Öğrencilere özel mutfak seti, işinize yarayabilecek, en acil ihtiyaçlarda kullanabileceğiniz çatal, bıçak, kaşık ve tahta, şöyle kesebileceğiniz falan, kullanabileceğiniz her tür malzeme burada arkadaşlar. Bir tek tek hepsini saymayacağım. Hepsiyle saymakla uğraşmak istemiyorum. Ve bunca parça arkadaşlar sadece ve sadece 10 lira fiyatına öğrencilere özel. Ve tabii ki de bununla biter mi kampanya? Hayır, Türkiye'deyiz. Kampanyalar asla bitmez. Siz bunu aldınız. Onun üstüne biz ne veriyoruz? Söyleyeyim mi? Paket arkadaşlar. Bu paket öyle bir paket değil. Siz bunları aldığınız zaman tabii ki de biz size onları yollamak için bir paket yapmamız lazım değil mi? Onun için de şöyle, evet, şöyle şu paketle gönderiyoruz arkadaşlar. 10 lira hayırlı uğurlu olsun sizin alacağınız malzemeler. Son olayımız da domates. Domates ne işe yarar derseniz, tavuklar fırında pişeceği için birazcık kuru olacaktır, susuz olacaktır. Çünkü tavukların doğasında vardır bu. O yüzden bunları domatesle süsleyeceğiz. Sulu hale getireceğiz bunları. Domatesler şöyle ince ince kesmeniz yeterli olacaktır. İnce dilimlerle devam edeceksiniz. Tabii ki de çok kalın kesmenize gerek yok. Üzerine dağıtacağınız için. Evet, domatesler hazır olduktan sonra şunları şöyle dağıtacaksınız güzelce. Malzememizin hazır olmasına 5-10 dakika kala fırını açabiliriz. Çünkü fırının ısınması biraz zaman alacaktır. O yüzden 5 dakika öncesine fırının derecesini 200-220 arasında alabilirsiniz. Onun yükseği aşırı derece kurtulacaktır. Onun düşüğü de pişirmeyecektir tavuğu. O yüzden şöyle 220'ye doğru götüreceğiz ve fırınımızın ısınmasını bekleyeceğiz. Ve arkadaşlar tepsimiz hazır. Fırınımız da ısınmış durumda. 220 derece ve 20 dakika. Hemen fırınımıza yemeğimizi verelim ve pişmesini bekleyelim. Ortaya atıyoruz. Tabii hem üstten hem alttan böyle orantılı bir şekilde pişecekler için. 20 dakika sonra görüşmek üzere. Yemeğimiz hazır oldu. Hemen fırından çıkarıp yemeğe başlayalım. Hadi bakalım. Şunu şöyle kapatayım. İşte bu. Eldivenimiz yok bizim. Sizde varsa eldiven kullanabilirsiniz. Şöyle bir manzara ile karşı karşıya olacaksınız. Tabii ki de bu manzara leziz bir manzara. Domateslerimiz azıcık kızarmış olabilir. Hiç önemli değil. Domatesler bir araçtı sadece. Su birazcık sulu olsun diye. Tabii ki de sulu olup olmadığını hep beraber bakacağız. Patateslerimiz de gayet kıvamında. Tavuklar da gayet güzel. Bundan sonrası artık yemek arkadaşlar. Böyle kısaca bir şey göstereyim dedim. Sadece şaka amaçlıdır. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Çok basit bir şey öğrenebilirsiniz. Hiç de sorun olmayacak. Hepinize afiyet olsun. Sıkama. Görünüyor ha. Annem ben çok acıktım olacak arkadaşlar. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Elde yapar gel korkma. Patates. Ellerinizi kesmeyin, dikkat edin. Keserseniz de olacak yani. Öyle şeyler de olmuyor değil yani. Yemeğimiz hazır. Şimdi buna bakalım hemen nasıl bir şey çıkmış karşıya. Hop. Karşıya ne yapmayız abi?